Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hazır kurban bayramı da yaklaşırken size çok lazım olacak kaburga tarifim var. Özel sosuyla enfes bir lezzete sahip olacak. Fırında da yapabileceğiniz çok da pratik aynı zamanda bir tarif olacak. Sizi çok fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimize ilk olarak sosunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için küçük bir karıştırma kabına yaklaşık yarım çay bardağı kadar sulu bir şekilde yoğurdumuzu alalım. Üzerine rendelemiş olduğumuz bir tane küçük kuru soğan ve iki diş de sarımsağı ekleyelim. Kaburga yağlı olduğu için biraz yağını az kullanmakta fayda var arkadaşlar. Ben bir çorba kaşığı zeytinyağı ekledim. Siz isterseniz bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı da karabiber ekleyelim. göz kararı yeteri miktarda da tuz ilave edelim ben bir tatlı kaşığı kullandım yine bir tatlı kaşığı dolusu da toz kırmızı biber ekledikten sonra bir çırpma teli yardımıyla veya benim gibi bir çatal yardımıyla sosumuzu iyice çırpalım Artık sosumuz hazır olduğuna göre kaburgaların üzerine gezdirelim. Kaburgaların her iki yüzünün de bu karışıma bulanmasını sağlayalım. Kaburgalarımızın tamamına bu sosu güzelce buladıktan sonra üzerine streç film geçirerek buzdolabında en az 2 saat dinlendirelim. Etimiz terbiye olurken biz de diğer yanda patates ve soğanını ayarlayalım arkadaşlar. Soğanı soyduktan sonra bu şekilde halkalara ayıralım. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine bu şekilde halkalarından ayırarak gördüğünüz gibi yerleştirelim soğanımızı. Ben tavuk tandır yaparken de aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Altına mutlaka halka soğanlar yerleştiriyorum. İnanın gerçekten tadında çok farklılık oluyor. Soğan halkalarımızı yerleştirdiğimize göre buzdolabında marine ettiğimiz kaburgaları da üzerine yerleştirebiliriz. Üst üste gelmeyecek şekilde ince ince dizelim şimdi. İsterseniz soğan halkalarının üzerine patatesi de halka halka dilimledikten sonra yerleştirebilirsiniz. Ve üzerine de kaburgaları yerleştirerek fırınlayabilirsiniz. Ama ben o şekilde yapmadım. Gördüğünüz gibi soğanın üzerine direkt kaburgalarımı yerleştirdim. Ve iri dilimler halinde doğramış olduğum patatesi bu şekilde aralarına yerleştirdim. Bu sayede görselimiz de daha güzel oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizler nasıl yapıyorsunuz kaburgaları? İsterseniz yorum bölümünden yazarak hepimize fikir de vermiş olursunuz. Patatese ve soğana hiç tuz atmadığım için şöyle bir tuzlukla azıcık tuz serpiştiriyorum üzerine. Ve şimdi son olarak yağlı kağıtla kaplayacağız ağzını. Yine tepsimizin ebatında kesilmiş yağlı kağıdı bu şekilde kapayalım. Üzerini de alüminyum folyo ile kaplayalım. E, bu sayede buhara da içinde kalacak. Lezzeti, kokusu kaybolmayacak. Hem de tandır kıvamında lokum gibi kaburgalar elde etmiş olacağız. Daha önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına bu şekilde sürelim arkadaşlar yemeğimizi. Bir yarım saat bu şekilde 200 derecelik fırında pişirelim. Daha sonra üzerindeki folyoyu ve yağlı kağıdı çıkararak... Yaklaşık 15-20 dakika daha kızarmasını sağlayalım. Görmüş olduğunuz gibi lokum gibi oldu. Yağlı kağıdını aldım. Artık bu saatten sonra kızarması için tekrar fırına gönderiyorum. Ve sonuç gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızardı. İnanılmaz güzel kokular yaydı eve de. Birazdan sizlere nasıl güzel piştiğini de göstereceğim lokum gibi gerçekten kemiğinden tutunca eti ayrılır bir vaziyette şu an. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz lütfen birer beğeni bırakmayı unutmayın. Daha fazla tarife erişebilmek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.